Olare Wanju Kayode, yani bildiğimiz Kayode, Gaziantep Futbol Kulübü'ndeki. Hı hı. Beşiktaş haberleri çıktı. Bu haberler doğru mu? Gelirse başarı sağlar mı? Bence Beşiktaş'ın aradığı isim de Kayode, biliyor musun? Öyle mi? Bence o. Ya ama ikinci bir Wagner'la macerası yok. Olabilir mi? Şu an Shakhtar'da zaten. Shakhtar'ın futbolcusu. Yani orada da iyi bir grafik sergiledi. Yani çok... Ya ben Sisse'nin daha doğru... Biliyorsun Manchester'sı geçmiş falan olan bir futbolcu. Ya mutlaka yani ama Sisse'nin daha doğru bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Ya hakikaten. Ben de yaş konusunda... Ya çünkü sonuca gitme açısından ben Sisse'nin daha problem çözebileceğini, oyun anlamında verdiği katkıyı da buna eklemek isterim yani. Ya tartışırız tabii ki. Tabii. Cihan İdilmek demiş ki, gündeme getirirseniz sevinirim. UEFA, Ukrayna ve Rusya takımları mevzu bahis olduğunda gerginlikten dolayı hassasiyet gösteriyor. PAOK maçında neden böyle bir uygulama söz konusu değil demiş. Ya ben ondan önce şey, PAOK maçından konuşmuşken Yunan vatandaşlarının bu mevcut Akdeniz'le ilgili problemde bizden daha hassasiyetli davrandığını düşünüyorum. Bu yüzden zaten gerildi ortam. Onu söyleyebilirim. Biz bu konunun ne demek olduğunu bilmiyoruz. Sadece bu kadar söyleyeyim. Ya Akdeniz'in ne kadar önemli olduğunun daha ülkece farkında olduğumuzu düşünmüyorum. Bu kadar net söyleyebilirim. Adnan Karabilir diyor ki, Oğuzhan Öz Yakup ve Alden Hasic'i değerlendirir misiniz? Ben iki oyuncunun da önümüzdeki sene Beşiktaş kadrosunda yer alacağını çok düşünmüyorum. Yani çünkü Oğuzhan'la ilgili belki Sergen Hoca dokunuşu etkili olabilir. Ama Hasic'in oyun devamlılığı anlamında ben Beşiktaş'ta problem yaşayacağını düşünüyorum. Eğer gelirse, yani kadroda yer alırsa, 22 kişilik kadroda. Ben Hasic'in daha henüz Beşiktaş seviyesine eriştiğini düşünmüyorum. Ben Hasic'in... Ayrılıyorsun. Sen, Hasic kalır diye düşünüyorum. Yani senin sevdiğin bir oyuncu, biliyorum. Oğuzhan Öz Yakup Beyefendi ile ilgili yorum yapmıyorum. O hocanın tercihidir ama ben Alden Hasic ben kalır diye düşünüyorum. Öyle mi? Ya rotasyonda katkı bir ve performansı rotasyonda... Oğuzhan Öz Yakup'la ilgili kalır kalmaz demiyorum. Asla ve asla kendisiyle ilgili yorum yapmıyorum ama Alden Hasic kalır diye düşünüyorum. Çünkü oyuncunun şimdi geçtiğimiz seneki performansında skor katkısı, özellikle son maçlarda oyun anlamında da iyi oyunlar çıkarttı oyuncu. Sergen Hoca, ya işte Sergen Yalçın olduğu zaman ben hiçbir oyuncu hakkında çok net konuşamıyorum. Çok iyi dokunuyor oyuncuya Hakan yani. Evet. Yani o yüzden ama bana geçen seneki referansla söylersen, geçtiğimiz seneki referanstan Hasic Beşiktaş oyuncusu mu? Bence şu an değil. Ama rotasyonda kullanılırsa faydalı olur mu? Olabilir. Bir arkadaş Göztepe İdaye'yi alınca, Brown İdaye'yi alınca demiş, bir dakika o maç Beşiktaş Dinamo Kiev karambolünde var mıydı kadroda? Ya o karambol, efsane karambol. O karambolde vardı, doğru. Buğra sağ olsun, Buğra Saltık Uzun hatırlatmış. İdaye'yi görünce demiş, hemen demiş Kiev karambolü geldi aklıma. Hakikaten ben İdaye bu sene lige damgasını vuracak isimlerden bir tanesi olur diyorum. Ya Göztepe için... İnşallah hayırlı olur. Özgür Bağcık demiş ki, Fenerbahçe'de Diego Godin'in son durumu nedir demiş. Yani bazı çok transferler... Çok yüksek maliyetli transfer. Yani bilmiyorum ama. Ya bazı isimler bana hayal geliyor açıkçası. Yani şimdi bu adamları buraya getirtmek için mutlaka çok para vermen lazım. Para yok. Neyle getirtiriz? Yani burada hani sarı lacivert, sarı kırmızı, siyah beyaz aşkı falan olacak ki bu adamlar buraya gelsin. Böyle bir şey de olmayacağına göre. Caner Şahin Bey demiş ki, Galatasaray'ın Bakasetas'ı ilk yıl kiralayıp ikinci yıl satın alma opsiyonu da alacağı hakkında iddialar var. Galatasaray'ın seneye alsat proje sözleşmesi bitiyor demiş. Ben Bakasetas'ın Alanya Spor'dan kiralık olarak çıkacağını tahmin etmiyorum. Tabii canım, yani niye kiralasınlar? Yani çünkü onun menajeri bence şu anda ülkenin en önemli menajeri. Müthiş işler yapıyor. Doğru. Cenk Meri. Çok genç bir kardeşimiz. Ve Alanya ile yani, de iyi bir ilişki yani var. Merih'in nereye geldiğini görüyoruz. Cenk Merih'in hakikaten... Kariyerle ilgili bir plan yapıyor. Bu çok güzel. Ve Bakasetas'ı kimse tanımazken buralara getirmek ve kulübü ikna etmek daha zor yalnız. Esas başardığı ama iş bu. Ama herkes var. Mesela Kolkırlar var, Bakasetas'lar var, Siopis var. Seninle bir program yapıyorduk bir gün. Ben hani Alanya'nın herhangi bir maçının yedek oyuncularına bakın dedim ya. Aynen öyle. Yok ya, başka takımda yok böyle bir zenginlik. Yani başkan da güvendi sanırım Cenk Meri'ye. Böyle ilişkiler güzel. Çünkü katkı sağlıyor. Çok büyük fayda maliyet olarak baktığın zaman. Şimdi bakıyorsun, Ensaka'da transferinde yok ama Wellington transferinde de var Beşiktaş'a gelen. Wellington'da zannediyorum
Beşiktaş'a gelirkenki menajeri yine Cenk Merik. Genç bir arkadaşımız, genç bir kardeşimiz. Yolu açık olsun. Ben çok iyi işler yaptığı için çok takdir ediyorum. Tebrik etmek lazım. Her menajerin ismini söylemem. Hepsiyle de çoğuyla da çok dostumdur ama çok iyi işler yapıyor. Çok iyi işler yapıyor. Ya inşallah böyle de devam eder. Mert Hakan konusunda hiçbir yorumcuya katılmıyorum demiş ama ya, çok performansı ve kapasitesi çok abartıldı. Tolga Yastan ve Ekici gibi 3-4 maç sonra yedek kalabilir. Erol Hoca hızlı oyuncuları sever. Demiş. Efkan Mehmet Demir'den. Ya benim Mert'le ilgili tek şüphe duyacağım nokta şu olur. Ve sezon başı kampında da bu bir dayanıklılık testi yapıldı Fenerbahçe'de. Gustavo birinci, Mert Hakan ikinci çıktı bu testte. Yani fizik olarak güçlü olmayan bir Mert problem yaşar Mert Hakan için. Ama fizik olarak %100'üne ulaşmış bir Mert Hakan önümüzdeki yıl yılın transferi olmaya aday bir oyuncudur. Ve önümüzdeki yıl yüksek ihtimalle ben Fenerbahçe'de kalacağını da düşünmüyorum. Yani transfer yapar dediğim bir oyuncu. Türkiye'den kim gider dersen ben Mert Hakan gider diyorum. Bakalım. Çok net konuşmamak lazım. Çünkü Fenerbahçe'nin bir Sosa transferi var. Bakasetas'la bir ilgisi var. Belki Erol Hoca yedek bırakacak ama bunu da bilmiyoruz. Trabzonspor Sosa'nın yerine lider bir orta saha oyuncusu alır mı demiş. 61 Şörlot 11 nikli arkadaşımız. Alması gerekiyor onu söyleyebilirim ama ben Trabzonspor'un Sosa'yı doğru kullanmadığını düşündüm hep. Ya Sosa'dan 8 numara beklentisi içerisine bu yaşta girilmemeli. Sosa'yı 10 numara pozisyonunda neden kullanmıyor? Yani Trabzonspor çoğu maçta şu hatayı yaptı. Sosa 8 numara, Ndiaye 10 oynadı. Ya burada bir problem var. Yani sen şimdi elinde Sosa var, Ndiaye var. Ona kimi koyarsın Hakan? 10 numaraya kimi koyarsın? Yani Sosa'yı mı 10 numaraya koymak istersin, Ndiaye'yi mi koymak istersin? Ya ben net bir şekilde bunu Sosa diyebilirim. Yani 10 numara pozisyonu için. Trabzonspor bu tercihte bence hata yaptı. Umarım önümüzdeki sene yapmaz. Fatih Bank diyor ki Beşiktaş altyapısının Mehmet Ekşi'ye teslim edilmesi hakkında yorumlarınız nelerdir diyor. O konuda senin yorumun benim yorumumdan çok değerli daha bir, değerli onu söyleyeyim. Çok değerli bir futbol ismi. Hı-hı. Mehmet Hoca. Ben yine Beşiktaş altyapısından çok önemli gençlerin çıkacağını düşünüyorum. Ve arzu ediyorum. Mehmet Hoca bu konularda da uzman bir futbol adamıdır. İnşallah en iyisi olsun. Gençlerimizi daha çok görelim Beşiktaş. Ve Sergen Hoca ile yakaladığı uyum çok sanırım iyi. Ve beklediğim soru gelmiş. Öyle mi? Gelmiş. Hazır mısın? Çalıştığımız yerden mi? Veysel Taşkın Bey sormuş. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Alexander Pato şu an serbest Galatasaray'a gelir mi demiş. Ya gelmesin. Yarın öbür gün her takımla yazılacak olan sevgili Alexander Pato. De hala daha Pato hayali kuruyorsak, Falcao hayali kuruyorsak hala daha akıllanmamışız demektir. Ya bak 21-22 yaşında, 25 yaşında oyuncular varken pazarlamaya uygun. Ya bu şu beklenti de şu olmalı, yani olmamalı. Hani benim alacağım oyuncu Pato seviyesinde olmasına da gerek yok. Ya sen normal seviyelerde bir adamı al, Lazio'ya ver. Ne bileyim Roma'ya ver. İlla Juventus'a, Real Madrid'e vermek zorunda da değilsin ya. Hani öyle bir dünya da yok. Avrupa'nın baş altı takımları da var. Yani Real Madrid, Barcelona seviyesi, Bayern Münih seviyesinden bahsetmiyorum. Biraz daha onunla Bayer Leverkusen olur. İngiltere'den işte Everton'a verirsin. Hani buraları düşünerek de bir planlama yapılabilir ama hep bir Pato hayali, hep bir işte Falcao hayali bizi buralara getirdi. 6 milyar borç. Banka kredisi. Abi. Arkadaşlarım hatırlatmışlar, gazeteci arkadaşlarım. Çok utandığım bir olay oldu. Gazetecilik adına inanılmaz utanç verici bir olay yaşandı. Buradan bunu da tekrar söyleyeyim. Geçen gün Beşiktaş'ın forma lansmanı vardı. Evet. Beşiktaş Kulübü ve forma lansmanını düzenleyen firma gazeteci arkadaşlarımıza günün anısına kutular içerisinde forma hediye etmiştir. Çok güzel. Çok güzel bir davranış. Teşekkür ediyoruz. Bu her kulüpte de olur. Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor bütün kulüplerimiz genelde forma lansmanlarında gazeteci arkadaşlarımıza forma hediye ederler. Bazı gazeteci arkadaşlarımız çıkar çıkmaz salı günü yapılıyor lansman. Perşembe günü formalar satışa çıkarılacak. Salı günü alışveriş sitelerine koymuşlar formayı. Alışveriş sitelerine? Evet. Kendi sitelerine değil yani. Yok yok, alışveriş yani satmak için o sitelere koymuşlar. O zaman ya şunu söyleyebilirim. Beşiktaş kültüründen zerre nasibini almamıştır. Ya yani o stada girerken Beşiktaş kültürü diye yanlış söyledim aslında. Yani burada Beşiktaş futbol kültüründen nasibini almamış adamlar demek. Gazetecilik sıfatıyla giriyorsun oraya. Ve bu bir hediye. Taraftara sen bunu satıyorsun. Ve bu daha formalar hediye satışa çıkarılmamış.
Şimdi yazmışlar arkadaşlar haklı olarak kim bu gazeteciler diye. Onlar da gazeteci geçiniyor. Benim oraya giden arkadaşım da gazeteci geçiniyor. Ben de öyle geçiniyorum. Ne yazık ama. Çok ayıp yani. Ve hayır şöyle hakkı olmadığı halde 3-4 tane alıyorlar ve fotoğraflamışlar. Şimdi göndermiş bir arkadaşım bana. Ben de iletişim sorumlusu Burak Kansuer'e yayından hemen sonra göndereceğim. Kim olduklarını bulduk çünkü. İsimleriyle birlikte kulüp açıklayacak. Bu çünkü bizim gururumuzu, onurumuzu çok fena bir şekilde kıran bir durum. Ya, tabii.